Japonlardan yoşarımız. Paris'in sesi, Erkin'in sesi geliyor. Ertuğrul Türkçü aramızda sizleri selamlıyor. Yılmayacak, yılmayacak, bal sizden yılmayacak. Yılmayacak, yılmayacak, sevgili kardeşlerim, bu seçim büromuz Mersin'de açtığımız onlarca seçim bürosundan bir tanesi. Açmaya devam ediyoruz. Tıpkı birer sarı çiçek gibi Mersin'i dört bir taraftan kuşatıyoruz. Bu seçim bürolarımızdan 12 Haziran'da sonuçlanacak olan mücadeleye hazırlık, bu mücadelenin sürdürülmesi, buradan yola çıkarak ev ev, sokak sokak, apartman apartman, cadde cadde, mahalle mahalle, bütün Mersin'e davamızı, kendi iddialarımızı, kendi hedeflerimizi taşıyoruz. Hedefimiz demokrasi ve özgürlük. Haklarımızı elde edeceğiz. Barış hakla el ele gider. Hakları verilmeyen insan barış kuramaz. Barış kurabilmek için karşılıklı birbirimizi kabul etmemiz, birbirimizin yasını tutmamız, gençlerimize birlikte sahip çıkmamız ve geleceğimizi birlikte kuracağımıza ant içmemiz gerekir. Biz sevgili kardeşlerim, bu meydanda bir araya gelen Türkler, Kürtler, erkekler, kadınlar, Sünniler, Aleviler, gençler, yaşlılar hep beraber birbirimizi kabul ediyor ve barış kurmaya yemin ediyor muyuz? Gülşen Ankara, işte halk, Tayyip Erdoğan bağırıp çağırıyor, babalanıyor, horozlanıyor ama ağzından barış lafı çıkamıyor. Sadece öldürmek, öldürmek, öldürmek. Hükümet isterse isyan etmiş olsun, yurttaşlarını anlamak, onların dertlerini çözmek, onlar niye ayaklandılar diye sormak zorundadır. Her şeyi bildiğini sanan Tayyip Erdoğan bu sorunun cevabını bilmiyor. Bu kadar cahil bir adam bizim başbakanımız olabilir mi? Çocukların öldürülmesine seyirci kalıyor. Onları hapse tıkıyor. Yazarları hapse tıkıyor. İnterneti yasaklıyor. Onu yasaklıyor. Bunu yasaklıyor. Biz de Tayyip Erdoğan'ı yasaklıyoruz. Bundan sonra Tayyip Erdoğan Türkiye'ye yasaktır. O kadar. İşte dedi çözüm. Demokratik cumhuriyet, demokratik özellik. Bu kadar zor mu bunu anlamak? Kalın kafalı adamlar. Bunların sevgili arkadaşlar, kafaları kalın, derileri kalın, cüzdanları kalın. Ama 5 kuruşluk yürek yok. Bir tane sorun çözecek cesaret yok. Korkaklar topluluğu, korkaklar imparatorluğu. Oysa bize barıştan cesaretle söz edecek. Barış kurmak için yola çıktığında karşı karşıya kalacağı tehditlere cesaretle göğüs gelecek siyasetçilere ihtiyaç var. Tayyip Erdoğan böyle de Kemal Kılıçdaroğlu daha mı iyi? Gidiyor Dersim'e, konuşuyor. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Varsa cesaretin, gel Ankara'da konuş. Varsa cesaretin, gel Ankara'da söyle özellik diye. Varsa cesaretin, meclisin önüne yasa koy. De ki, bu ülkede yaşayan herkes, her köy, her kent, her kasaba kendi idaresinde özerktir, muhtardır. Yiyorsa, sıkıyorsa, cesaretin varsa söyle. İşte biz söylüyoruz. Bu amaçlarla ve bu iddialarla Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'ya gidebilmemiz için her şeyden önce sizlerin Tayyip Erdoğan'ın %10 barajını bu ülkede ve bu kentte
sandıklara gömmeniz gerekir. Gömecek misiniz arkadaşlar? Duymadım. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Evet arkadaşlar, gömeceğiz.